Basına ve kamuoyuna, 26 Haziran akşamı TC aktivisti olan Sevil Rojbin Çetin'in evine baskın yapılmış ve arkadaşımız gözaltına alınmıştı. Baskın esnasında Sevil Rojbin Çetin 3,5 saat boyunca kolluk kuvvetlerinin fiziki ve sözlü işkencesine maruz kalmış, baskın ve arama için eve getirilen eğitimli köpeklerin saldırısına uğratılmıştı. Darp edilmiş, şahsına ve ailesine küfür ve hakaretler edilerek fiziki işkenceyle sınırlı kalınmadan psikolojik baskıya da uğramıştır. Rojbin Çetin'in ikamet ettiği evde uğradığı bu fiziki ve psikolojik işkenceler gözaltı esnasında devam etmiştir. Rojbin Çetin'in vücudunda eğilimli köpeklerin ve bizzat kolluk kuvvetlerinin gerçekleştirdiği saldırı ve darp izleri sağlık raporuyla da belgelenirken gördüğü işkence sonucu vücudunda ve yüzünde oluşan darp izlerinin görüntüsünü alan avukatı da paylaştığı bu görüntüler nedeniyle savcılığa ifadeye çağrılmıştır. Birkaç gün önce yaşanan bu olay, ülkenin artık tamamen işkence rejimiyle yönetilmeye çalışıldığının kanıtıdır. İşkenceye sıfır tolerans iddiasıyla yola çıkan AKP iktidarının süreç içerisinde ancak MHP ile kurduğu ittifakla hayata geçirebildiği saray rejiminin vardığı nokta işkence düzeni olmuştur. Bu son yaşanan işkencenin de dahil olduğu birçok uygulama iki önemli hususu tüm niteliğiyle görünür kılmaktadır. Birincisi, AKP, MHP, gerici ittifakının hiçbir meşrutiyetinin olup kalmadığı, işkenceye sıfır, tolerans gibi kendileri için çok iddialı ama insan onuruna yaraşır bir toplumsal düzenin temel düsturu olan bir kuralı uygulayacak siyasi ve ahlaki bilinçten tamamen koptuklarıdır. Bu meşrutiyet kaybı bir taraftan rıza üretememe biçiminde kendini dışa vuran siyasi iflasın, diğer yandan da bu güçsüzlük halinin yol açtığı ifşa olma, kendini daha fazla kamufle edememe, yani kendilerini ustası gördükleri takkiye politikasının işlevsizleşmesinin ifadesidir. Bekçi düzenlemeleri ve son dönemde kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden toplumun tüm kesimlerine karşı zirveye çıkan kolluk kuvveti, şiddetli topluma karşı saldırgan, işkenceci, siyasi özün tüm çıplaklığıyla ifşasıdır. İşkencelerle açığa çıkan ikinci önemli nokta ise tüm bu toplum karşıtı iktidar aklının böylesine bir teşhirle yüz yüze kalmasından kadın mücadelesinin büyük bir etkiye sahip oluşudur. AKP, MHP iktidar bloğu bir hukuk garabeti olarak tarihe geçen infaz düzenlemesiyle kadın katillerini ve tecavüzcüleri dışarı salarak kadın hakları için mücadele yürüten kadın dernekleri ve kurumlarını hedef alarak yine kadın siyasetçilere ve aktivistlere karşı en insanlık dışı işkenceye yönelimini gerçekleştirerek özgür kadının haklı ve örgütlü olmaktan güç alan iradesi karşısında acizliği sonunda kadar yaşadığını itiraf etmektedir. Kadın katillerini ödüllendirirken kadın hakları ve demokratik bir toplum için mücadele veren kadınların hedef alınması, iktidarın yaşadığı yönetememe krizinin vardığı düzeyi ve bu duruma karşı kadınların hedef alınması, iktidarın yaşadığı yönetememe krizinin vardığı düzeyi ve bu duruma karşı geliştirilen sözüm ona çözümü göstermektedir. İşkenceci memurlarını sorgulamak yerine işkenceye karşı mücadeleci duruşunda taviz vermeyen Rojbin Çetin'i ve bu olayı duyuran avukatını hukuka aykırı görüp soruşturmaya kalkışan bir hukuk düzeninin kadın öncülüğünde büyüyen demokratik mücadele karşısında alacağı bir sonucun bulunmadığı bilinmelidir. Ekonomiden sosyal herhangi bir olguya kadar her şeyin güvenlik sorunu olarak görüldüğü bir yerde iktidar iflas etmiş demektir. Ve böyle bir iktidar özgürlük tutkusuyla mücadele yürüten kadın iradesine asla diz çöktürmeyecektir. Bu vesileyle bir kez daha yoldaşımız Rojbin Çetin'in yanında olduğumuzu belirtiyor. Tüm bu insanlık dışı uygulamalara karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğimizi tekraren belirtiyor oluruz. Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere hükümete işkenceyi bir idari rutine dönüştüren memurlar hakkında idari hukuki sürecin başlatılması çağrısını yapıyoruz.